Merhaba Boğa burcu ve yükselen burcu Boğa olanlar. Mayıs 2023 etkilerine dilerseniz hep beraber bakalım. 1 Mayıs tarihinde görmüş olduğunuz 11 derece Boğa burcunda retro Merkür ve Güneş'in bir kavuşumu yaşanacak. Bu kavuşumla beraber geçmişe dayalı konularda yeni haberlerin gelmesi, yeni kararların alınması, yeni imzaların atılması, yeni eğitimlerin gündeme gelmesi, yeni satılmaların gerçekleşmesi, yeni belgelerin alınması gibi durumlar söz konusu olabilir. Ama bütün bu konularda mutlaka bir geçmiş vardır. Yani öncesinde bir takım adımlar atılmıştır, yarıda kalmıştır. Ama bir şekilde tekrar gündeme gelir bunlar, o yarım kalanlar tamamlanır. Özellikle de ikinci ev konularınız üzerinden gerçekleşebilir. Bu Merkür sizin ikinci evinizin yönetici gezegeni olduğu için parayla, işle alakalı yatırımlarınız, satın almalarınız yine yatırımlarla alakalı olarak, yani size para gelen her konuyla bağlantılı olabilir. Ya da dediğim gibi eğitim olabilir. Bir takım belge alabilirsiniz kendinize değer katmak için. İkinci ev bizim hem maddi hem manevi değerlerimizi anlatır. Ama özellikle daha çok maddi konularla ilgili görünüyor. Venüs de dispozitör olduğu için Merkür'ün daha çok maddiyatla ilgili konulara dair bu bahsetmiş olduğum gibi imzalar olabilir. Eskiden bir konu vardır, buna dair bir haber gelir size, yeniden değerlendirirsiniz vesaire. Geçmişe dayalı konular üzerinden görünüyor. Onun bir kez daha altını çizmek isterim. Şimdi Merkür ve Güneş'in kavuşumunun elbette farklı anlamları da var. Yalnızca bununla sınırlı değil. Biliyorsunuz Merkür ve Güneş'in kavuşumları özellikle derinleşmek, dua, meditasyon, enerji çalışmaları, niyet çalışmaları, dilekler için, bu tarz ritüeller için çok güzel zamanlardır. Türkiye saatiyle bu kavuşum 2 Mayıs 2.27'de gerçekleşecek. 3-4 saat öncesi ve sonrasını kullanabilirsiniz. Bu arada ben bütün bu tarihleri açıklamalar kısmına ekliyorum. Hızlı anlattığım için takip edemeyebilirsiniz. Oradan bakıp kontrol edersiniz. Şimdi biliyorsunuz Merkür bu dünyadaki aklımız, fikrimiz, öğretilerimiz, ezberlerimizle alakalıdır. Merkür retrodayken aklımızda değil daha çok ruhumuzla hareket ederiz. Ruhumuz ise hem geçmişi hem de geleceği çok iyi bilir. Bu evrenin yasalarının nasıl işlediğine son derece vakıftır. Dolayısıyla özellikle kararsız kaldığınız konularda ruhunuza danışacağınız çok özel bir zaman diliminde olacaksınız. En güzel şekilde değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Umarım en doğru kararı, sizin için en doğru kararı verirsiniz diyelim ve bir sonraki etkiden bahsedelim. Şimdi bir de bu 1 Mayıs tarihinde görmüş olduğunuz Plüton'un Kova burcunda retrosu başlayacak. 11 Haziran tarihine kadar 10. evinizde Kova burcunda Plüton retroda olacak. 10. ev konuları üzerinden olumsuz manada bir takım manipülasyonlar, güç çekişmeleri, krizler yaşanabilir. Bunlara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Ama olumlu manada ise derinleşmek adına, buradaki sırlara vakıf olmak adına, derin araştırmalar yürütmek adına çok çok güzel süreçlerdir. 10. ev konularından bahsedelim. 10. ev bizim kariyerle alakalı bütün konularımızı ilgilendirir. İsmimizin önüne gelen sıfatlarla alakalıdır. Bu özel hayata dair de olabilir, iş hayatınıza dair de olabilir, mesleki ünvanlarınızı da anlatabilir. Örnek verecek olursak iş yerinde işte müdür, müdür yardımcısı, bölge müdürü vesaire gibi ünvanlar. Ya da avukat, doktor, berber, mühendis vesaire gibi mesleki ünvanlar. Ya da anne olmak, baba olmak, işte evlenmek, sözlenmek, nişanlanmak, boşanmak gibi ünvanlar. Gibi gibi etkileri anlatır. Bunlara dair dediğim gibi varsa araştırma süreçleriniz ya da bir takım sizden gizlenen sırlar vesaire, bunlar ortalara dökülebilir. Bunlara vakıf olabilirsiniz. Ya da bu bahsetmiş olduğum kişilerle alakalı olarak bu ortamlarda bir takım güç çekişmeleri yaşayabilirsiniz. Bunlardan uzak durmakta yarar var. Aynı zamanda 10. ev hem bizim hem de eşimizin aile büyüklerini de gösterir. Onlarla da tartışmaya girmekten lütfen uzak duralım. Böyle gizli düşmanlıklardan, kinden, nefretten, bu tarz davranışlardan uzak durmakta yarar var diyebiliriz. Evet, şimdi geçelim bir sonraki etkiye. 5 Mayıs tarihinde 14 derece Akrep Burcu'nda bir ay tutulması gerçekleşecek sizin 7. evinizde.
Ay tutulmaları da bir dolunay gibi çalışır ve bir kapanış etkisi yaratır. Güney düğümde olacağı için 7. ev konuları üzerinden çok güçlü bir kapanış yaşayacaksınız diyebiliriz. 7. ev konuları üzerinden sizi yoran, ilerlemeyen ne varsa hayatınızdan söküp atabilirsiniz. Ya da daha önce başlatmış olduğunuz bir konuda nihai sona gelip kapatabilirsiniz. Bu şekilde de çalışabilir. Ama görmüş olduğunuz gibi gergin etkiler devrede olacağı için bu ay tutulmasında biraz gerileceğiz. Dikkat etmekte yarar var. Özellikle o aya damgasını vurur. Etkileri daha öncesinden de başlayabilir. Ama çok güçlü çalışır. 7. ev konuları üzerinden bir kapanış yaşayacaksınız. 7. ev konuları nelerdi? 7. ev bizim her türlü sosyal ilişkilerimiz, evlilik ve evlilik adayı konumunda bulunan kişiler ve onların hayatındaki gelişmeler, danışmanlık aldığınız ya da verdiğiniz kişi ya da kurumlar, kendimize karşıdan bakıp görme deneyimlerimiz, başlatacağımız mahkemeler, yapacağınız ticari ortaklıklar ve anlaşmalar, ev arkadaşı, oda arkadaşı gibi aynı hayatı paylaştığınız kişiler, açık düşmanlarınız, ikinci çocuk, bir imza, vekalet, protokol, mutabakat çerçevesinde bir araya gelinen çevreler gibi konuları kapsar. Az önce de belirtmiş olduğum gibi burada çok güçlü bir kapanış yaşayacaksınız. Bir nihayetlendirme noktalama da olabilir ya da artık dediğim gibi burada fayda vermeyen, sizi yoran her ne varsa hayatınızdan söküp atacaksınız anlamında taşıyacaktır. Az önce belirtmiş olduğum gibi bu bir ilişki de olabilir, bir iş ilişkisi de olabilir, bir ortaklığa dayalı konu da olabilir, ev arkadaşı, oda arkadaşı gibi işlere dair de olabilir vesaire vesaire. Bu konular üzerinden gerçekleşecek diyelim bir kez daha. Evet, geçelim bir sonraki etkiye. 7 Mayıs tarihinde görmüş olduğunuz Venüs 3. evinizde Yengeç Burcu'nda transitine başlayacak. 5 Haziran 2023 tarihine kadar 3. ev konuları üzerinden size maddi destekler sunacak. Aynı zamanda anlaşmazlıklarınız, küslükleriniz varsa bunları da giderebilmeniz açısından, orta yolu bulmanız açısından size destek sağlayacak. 3. ev konularından, konular üzerinden her ne yapmak istiyorsanız daha rahat, daha konforlu bir şekilde hayata geçirmeniz adına size destekler sunacaktır. Şimdi 3. ev konuları nelerdi? 3. ev bizim kardeşlerimiz, komşularımız, kan bağı olan yakın akrabalarımız, yakın çevremiz, liseye kadar olan eğitimimiz, kardeş gibi gördüğümüz arkadaşlarımız, iletişim trafiğimiz, başkalarına duyurularımız, aldığınız haberler, iletişim cihazlarınız, trafik, kısa seyahatler, ulaşım araçlarınız, anlaşma ve sözleşmeleriniz, bütün imzalarınız, resmi başvurularınız, satış, pazarlama ve ticari faaliyetler, size verilen sözler, sizin vermiş olduğunuz sözler, kararlar, yazma, çizme, basın, yayın, almış olduğunuz kısa eğitim ve sertifika programları, seminerler, pilot aşamasındaki ilişkiler gibi konuları kapsar. Bütün bu konulara dair hayatınızda akışta süreçleriniz varsa dediğim gibi daha rahat bir şekilde halledeceksiniz. Maddi olarak destekler bulabilirsiniz. Kadın ya da kadın figürler hayatınızda varsa, kız kardeş de olabilir, bunlarla alakalı destekler de alabilirsiniz bütün bu konular üzerinden diyebiliriz özet olarak. Evet, şimdi geçelim bir sonraki etkiye. 16 Mayıs tarihinde görmüş olduğunuz Jüpiter sizin burcunuzda ilerlemeye başlayacak. Şans, bolluk ve bereket gezegeni ve 25 Mayıs 2024 tarihine kadar buradaki seyahatine devam edecek. Buna dair çok detaylı bir video çektim. Özellikle burada Boğa burcunda ay düğümleri, gezegenleriniz ya da asteroidleriniz varsa Jüpiter'in geçişiyle beraber neler yaşayabilirsiniz? Bunlara dair çok çok detaylı bir video çektim. Şu anda kanalımda yayında. İzlemeyen arkadaşlarımız mutlaka izlesinler. Jüpiter biliyorsunuz 12 yıl sonra sizin burcunuzda olacak. Çok çok önemli süreçler. En güzel şekilde değerlendirmenizi umarım en güzel şekilde değerlendirirsiniz. Evet, şimdi 15 Mayıs tarihinde ise sizin burcunuzdaki Merkür ileri hareketine başlayacak. Retrosu bitecek. Dolayısıyla imzalarınız, kararlarınız, görüşmeleriniz, satın almalarınız ya da eğitim süreçleri gibi varsa bir gündeminiz, bunları daha rahat bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz bir zaman dilimine geçiş sağlayacaksınız anlamı taşıyacaktır.
19 Mayıs tarihinde ise 28 derece Boğa burcunda bir yeni ay gerçekleşecek. Yeni aylarda biliyorsunuz yepyeni bir gündem anlamı taşıyacaktır. Sizin hayatınıza dair yepyeni bir gündem yaşanacak manasına gelir. Neden sizin hayatınıza diyorum? Şimdi birinci evde olduğu için yani yükseleniniz ya da güneş burcunuzda olduğu için sizi ilgilendiren her konuda olabilir bu yenilik. İmajınızla alakalı olabilir. Yani sizi tepeden tırnağa sizi ilgilendiren her konudadır yani burada. Dış görünüşünüz, imajınız ya da işte işle alakalı konular, başka aşk hayatınıza dair konuları da içerebilir. Ticari ilişkilerinizi, hayallerinizi, yapmak istediklerinizi, sizi siz yapan, sizin kimliğinizi oluşturan her konuya dair, imajınıza dair bir yepyeni bir gündeminiz olacağı manasına gelir. Yepyeni bir başlangıç yapacaksınız. Bu yeni ayla beraber diyebiliriz 19 Mayıs tarihinde. Evet, geçelim bir sonraki etkiye. 20 Mayıs tarihinde görmüş olduğunuz Mars sizin 4. evinizde ilerleyecek. 4. ev konuları üzerinden bir koşturmacanız olacak manasına gelir. 4. ev konuları üzerinden hızlı gelişen bir takım durumlar yaşayacaksınız. 4. ev konuları üzerinden bir takım mücadeleleriniz olacak diyebiliriz. 4. ev konuları nelerdir? 4. ev bizim aile, ev, yuva konularımıza ait konu başlıklarını ifade eder. Evle ilgili tadilat yapmak, mobilya ya da dekorasyon değişimi, yaşam alanının değiştirilmesi, taşınmak, yer ve mekan değişikliği, yuva kurmak, aile büyükleri, özellikle anne ve anne figürü taşıyan kişiler ve onların sağlığı ve hayatını ilgilendiren konular. Aileyle bir araya gelmek ve aileyle yapılan aktiviteler, ev, arsa, gayrimenkuller, taşınmazlarla ilgili yapılan alım satım işlemleri, çocukluk anılarımız, mahremimiz, kara kutumuz, baba evi, köyümüz, memleketimiz, köklerimiz, atalarımız, aile kabri gibi konuları ifade eder. Bütün bu konulara dair bir takım koşturmacalarınız var anlamı taşır. Yani atıyorum evinizle alakalı tadilat yaptırmak istiyorsunuz, mobilyalarınızı değiştirmek istiyorsunuz ya da taşınmak istiyorsunuz, evinizi ya da evden çıkarmak istiyorsunuz, satmak istiyorsunuz gibi gibi bunlara dair bir takım koşturmacalarınız var. Burada Mars biliyorsunuz bulunduğu evle alakalı konulara yüksek bir ivme katar, hızlı bir şekilde halledebileceğinizi de gösteriyor. Sadece dikkat etmeniz gereken şey acele hareketlerden kaçınmak, acele kararlardan kaçınmak ve agresyondan uzak durmak, tartışmalardan uzak durmak. Mars biraz bunu anlatır. Hızlı hareket etmeyi, acele kararlar almayı, biraz tartışmalara girmeyi, güç çekişmelerine girmeyi anlatır. Dolayısıyla özellikle ne yapıyoruz? Aile büyüklerimizle tartışmıyoruz. Aile içerisinde kavgalardan uzak duruyoruz. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi Mars ve Plüton karşı karşıya gelmiş durumda. 21 Mayıs tarihinde tam karşıtlık devrede olacak ve bu karşıtta Jüpiter'in de sizin burcunuzdaki Jüpiter'in de karesi var. Dikkat etmeniz gerekiyor. Buradaki Plüton'la Mars'ın karşıtı aslında bakarsanız 10 Mayıs tarihinden itibaren başlıyor. Haziran'ın ilk haftasına kadar da sürüyor. Yani o haftada dahil. Dikkat etmeniz gerekiyor ama özellikle bu bahsetmiş olduğum 20 Mayıs tarihinden sonrasında çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. Tam kavuşumda gerçekleşecek. Sizin 4. evinizde olacak, kare etki alacaksınız. 4. ev haritanın dip noktasıdır. Hayatımızı neyin üstüne inşa ettiğimizi, nereden başladığımızı, o sıfır noktasını gösterir. Çok önemli. Yeni bir başlangıcı yapabileceğinizi de gösteriyor aynı zamanda. Bunu da söyleyebiliriz. Ama bir takım burada Plüton'un karşıtlığıyla beraber güç çekişmeleri, manipülasyonlar, kare etkisiyle beraber Jüpiter'in bir takım engellerin de yaşanabileceğini gösteriyor. Bunlara karşı dikkatli olmanız gerekiyor. Aile içerisinde özellikle aile büyükleriniz, eşinizin aile büyükleri vesaire. Bunlara karşı dikkatli olalım, tartışmalardan uzak duralım. Bir de özellikle aile büyüklerinizin sağlığıyla alakalı konular varsa bunları da ciddiye alın. Onların şikayetleri varsa ciddiye alın. Gerekli kontrollerini yaptırmaya çalışın. Çünkü Mars sizin
12. evinizin yönetici gezegeni olduğu için 12. ev sağlık sorunlarını da anlattığı için özellikle yine söyleyelim, aile büyüklerinizle alakalı sağlık sorunlarını lütfen ciddi alın. Özellikle de uzaklarda oturan kişiler varsa bunlarla alakalı sağlık problemleri olabileceğini de gösterir. 12. ev uzakları da anlattığı için özellikle bunu da söyleyebiliriz, diyebiliriz özet olarak. Evet, umarım her ne yaşanırsa yaşansın, sizin hayrınıza güzel gelişmeleri hayatınıza dahil edebileceğiniz çok güzel bir ay olur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.